arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle güzel bir erkek bebek ceketi çalışacağız tabi aynı modeli kız çocuklarımıza uygun olarak çalışırsak kız bebeklerimiz için de olabilecek güzel bir çalışma yaptık Ceketimiz için yakadan başladık. Robamızı tamamladıktan sonra modelimizi koyduk. Daha önce yeleğini örmüştük. Şapkasını boyunluğunu ördüğümüz modelimizi bu kez cekette uyguladık. Belirli uzunluğa gelene kadar ördükten sonra kenardaki mavi olarak gördüğümüz yerlerde lastik uygulamalarımızı çalıştık. Kollarımızı çalıştık. Yakamızı ve en son Motiften oluşan cebimizi çalıştık. Diğer boyunluk ve şapkamızda ayıcık kullanmıştık. Yeleğimizde tavşan kullanmıştık. Sadece fikir olması açısından hepsinde farklı e, cep uygulaması ya da süsleme çalıştım. Sizler hangisini tercih ederseniz hepsini de aynı şekilde de yapabilirsiniz. Bu sadece fikir verme amaçlı e, bir çalışma. Şimdi ceketimin uzunluğuna bakmak istiyorum. En üst kısımdan alt kısma kadar 37 santim ceketimin uzunluğu şöyle kol altından bakalım kol altından baktığım zaman 31 santim ceketimizin kol altı genişliği ceket olduğu için bir parça daha yeleğimizden büyük ördük hem uzunluğunu hem enini evet şu şekilde de Yakamızı da yaptık. Erkek yaka şeklinde çalışma yaptık ve ceketimizi bu şekilde tamamladık. Hepinize kolay gelsin diyerek hemen ceketimizi örmeye başlayalım. Kolay gelsin. Evet, örgümüzün Nako'nun Lüks Minnoş Baby'si ile örüyoruz. %50 poliamid, %50 premium akrilikten oluşmakta ipimiz. 100 gram ve 336 metre renk numarası ise 208 beyaz güzel bir ipimiz. İpimizi örmek için 3 numaralı tığımızı kullanıyoruz. İpimizi içinden alarak örmeye başlıyorum. İçinden aldığım zaman çok daha rahat boşalıyor. Tabii ki e, rahat eden arkadaşlarım dışından da devam edebilirler. Tercih meselesi nasıl arzu ederseniz. içinden ucumuzu hemen bularak örmeye başlayalım. İpimizin ucunu alıyorum. Örmeye başlıyorum. düğümümü attım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane zincirimi çektim 10. zincirime ayracımı takıyorum bu 10 önümüzü oluşturacak bölüm kolum için örmeye başlıyorum kapatalım 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 ve 12. 12 tane zincirde kolumuz için ördüm ve takıyorum. Kırmızıdan sonrası yeşil dahil kolumuz. Şimdi arkamızı örmeye başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ve 20. 20 tane zinciri de arkamız için ördüm ve 20. zincire ayıracımı taktım. Tekrar kolum için 12 zincirme başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Kolumuzu da ördüm. Hemen sarı ayracımı da 12'ye takıyorum. Ve devam ediyorum. 10 tane zinciri önüm için örüyorum. 2, 3, 4. Ve 8, 9 ve 10. 10 tane zincirimi çektim. Şimdi elimi tam 10. zincire tutuyorum. 2 zincir daha ilave ediyorum. 1 ve 2. 2 tane geri çekiliyorum. 1 ve 2 tığımın başını doluyorum. Çekilmiş olduğum ikinci zincirin üzerine gelerek batıyorum. Ve ikili trabzanımı örüyorum. Zincirim ve trabzanım 2 tane trabzanım oldu. 3 4 5 6 7, 8, şöyle açalım ipimizi, doluyorum, 9 ve 10. Tam 10 tane trabzanımı ördüm. Sayalım 2, 4, 6, 8 ve 10. 10. trabzanımın üzerine 2 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Sarı ayıracımdan itibaren pembeye kadar kolum için ördüm. 12 zincirimi trabzan olarak örüyorum ve birincisinden başlıyorum. İkili trabzanımı örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 işaretlerimizi zincir çekerken koyduğumuz zaman çok rahat etmekteyiz bakınız 12 tane trabzanımı da ördüm. Şimdi pembe ayracımdan itibaren e, arkam için olan 20 tane trabzanımı örmeye başlayacağım. Önce 2 tane zincirimi çekiyorum. Kolum için 12 trabzanımı ördükten sonra 2 tane zincirimi çekelim. Önümüz için aynı işlemimizi yapmıştık. 10 tane trabzanımızı ördük. 10. trabzanın üzerinden 2 tane zincirimizi çektik. Ardından 12 tane trabzanımızı örerek geldim. Ve 12. trabzanın üzerinden 2 tane zincirimi çektim. Tekrar tığıma başını doluyorum. Pembe ayıracımı çıkarıyorum. Ve 20 tane trabzanımı işaretim gelene kadar örüyorum. Birer birer. 20 trabzanımızı örelim arkamız için 20 tane trabzanımı ördüm sayalım 2 4 6 8 10 12 14 16 18 ve 20 2 tane zincir 20 trabzanımın üzerine çekiyorum tığımın başını dolayarak kırmızı ayracıma kadar kolum için gerekli olan 12 tane trabzanımı örmeye başlıyorum. Başını doluyorum ve sıradan takip ediyorum. 12 trabzan örerek ilerleyelim. Kırmızı ayracımıza kadar gelelim. 12 tane trabzanımı ördüm. 2, 4, 6, 8, 10 ve 12. 12. trabzanımın üzerine 2 tane zincirimi çekiyorum. Ve kırmızımdan sona kadar 10 tane trabzanımı örüyorum. Çıkarıyorum. Birer birer zincirlerimin üzerine batıyorum. kullandığımız ipe uygun tığlar kullanırsak örgümüz çok daha güzel olacaktır. Lütfen ona dikkat edelim. Kalın tığlarda kalın ipler örelim. İnce tığlarla ince iplerimizi örelim. Evet. 2, 4, 6, 8, 9 ve bir tane zincirimiz kalmıştı onu da örüyoruz 10 tane trabzanımızı bu şekilde tamamlamış oluyoruz 10. trabzanı ördükten sonra üzerine 1 2 ve 3 tane zincirimi çekiyorum bırakıyorum şöyle bir ölçmek istiyorum birinci sıramızı ördükten sonra boyutunun ne kadar olduğunu hemen ölçümü alıyorum uçtan tutuyorum ve sona kadar şöyle tutalım 29 santim uzunluğunda bir uçtan diğer uca kadar şöyle 29. Evet şimdi ikinci sıramıza başlayalım. İkinci sıramıza 3 tane zincirimizi çeviriyoruz ve başlıyoruz. İkinci trabzanımın üzerine batırarak trabzanımı ördüm. Sırası ile birer birer trabzanlarımın üzerinden ilerliyorum. herhangi bir farklı işlem yapmıyorum. Sadece trabzanımın üzerine trabzan örerek devam ediyorum. Evet. 10 tane trabzanımızı örmüştük. Hemen saymak istiyorum. Şimdi ikinci sıradaki trabzanımızı. 2, 4, 6, 8 ve 10. Bakınız aşağıda 10 tane trabzan. Yukarıdaki sıramızda 10 tane trabzanımız var. Şimdi e, büyütme işlemi yapacağımız için buradaki iki zincirimizin içerisine iki tane trabzanımızı şimdi öreceğiz. İki trabzan, iki zincir, iki trabzanımızı burada örerek devam edeceğiz. Hem burada hem de bütün diğer iki zincir çekmiş olduğumuz yerde ikinci sıramızın artışları olarak e, örüp devam edeceğiz ve büyüteceğiz. Şimdi 10 trabzanımızı zincir içerisine gelerek ikinci sıramızda 1. 2. Toplamda 12 sayısını çıkardık. Hemen 2 tane zincirimizi yine çekiyorum. Bir sonraki sıramızda artışlarımızı yapabileceğiz. Hem de ayrım yerimiz olacak. Tığımın başında doluyorum 2 tane trabzanımı yine zincirimin içerisine örüyorum. Burada 12 tane trabzanımız var. 12 trabzanımıza 2 tane ekledik 14 2 tane de sol tarafından ekleyeceğiz Kolumuz 16 trabzana ulaşacak. Şimdi sayalım birlikte bakınız 2 3 4 5, 6 7 8 9 10 11. 12 13 ve 14 15 zincirin içerisine giriyorum bakınız iki tane 15 ve 16 hemen iki zincir çekiyorum arka için artışıma başlayacağım şimdi bakalım aşağıda 10 tane trabzanımız vardı önün ikinci sıramızda iki tane artışımızı yaparak 12 sayısına ulaştık Kolumuzda 12 trabzan vardı birinci sıramızda. İkinci sıramızda ise 2 sağda 2 solda olmak üzere 16 trabzan sayısına ulaştık. Şurada arkamız 20 taneydi. 2 sağda 22, 2 solda 24 tane trabzan sayısına ulaşacağız. Yani her sıramızda hem sağdan hem soldan artışlarımızı yaparak ilerleyeceğiz. 2 zincirimden sonra arkam için yapacağım trabzanlarımı örmeye başlıyorum. 1 ve 2. 2 tane arttım. Aradaki 20 tane trabzanı birer birer örüyorum. Herhangi bir yere ne iki batıyorum ne de atlıyorum. Birer birer her birisinin üzerine ikili trabzanımı örerek zincirimi çektiğim yere kadar geliyorum. Birer birer trabzanlarımı üzerine örerek alttaki trabzanlarımın hepsini tamamladım. Şimdi zincirimin olduğu yere geldim. Zincirimin olduğu yere tığımın başını doluyorum. 2 tane trabzanımı örüyorum. 1 ve 2. 2 tane artışımı yaptım. 2 artışımı sağ taraftan. Bakınız 2 tane sağ taraftan aradakilerin tüm ördüm. 2 tane de sol taraftan artışımı yaptım. 2 zincirimi çekiyorum. 1 ve 2. Tekrar tığımın başını doluyorum. 2 tane trabzanımı kolumun artışı için örüyorum. Ve başlıyorum buradan dümdüz diğer zincire kadar örerek geliyorum ve zincirimizde tekrar artışımızı yapacağız. Şimdi birer birer örelim. Her birisinin üzerine trabzanlarımızı yerleştiriyoruz. tane trabzanım kaldı. 1 ve 2. Zincirime geldim. Tığımın başını doluyorum. 2 tane trabzanımı örüyorum. 1 ve başını doluyorum. 2. 2 zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. 1 ve 2. 10 tane trabzanımı örmeye başlıyorum. Önüm için gerekli olan Evet. Şöyle bakalım. 2 zincir çekmiş olduğumuz her bir bölüm için 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan. Dümdüz devam ederek geldim. 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzanı artış yerimize yaptık. Dümdüz devam ettik bölümümüzü ve tekrar 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan. Bakınız 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan. Tekrar örerek ilerledik. 2 trabzan 2 zincir 2 trabzanı ördük ve sıramızın başına kadar devam ediyoruz sıramın başına geldim 3 tane zincir örerek 2 3 sıramın yönünü çeviriyorum bakınız örgümüzün yönünü 3 zincirli diğer tarafta çektik ve bu yöne yöne döndük ikinci trabzanımın üzerine batıyorum ve birer birer trabzanlarımı örmeye başlıyorum şimdi bir öncesi sıramızda yapmış olduğumuz işlemimizin aynısını tekrar ediyoruz artış yerimizi yani bu iki zincirimize geldiğimiz yerde iki tane trabzan iki zincir iki trabzanımızı örelim ve dümdüz devam edelim tekrar buraya geldiğimiz zaman iki trabzan iki zincir iki trabzanımızı örelim tekrar ilerleyelim 2 trabzan 2 zincir 2 trabzanımızı örerek sıramızın sonuna kadar gelelim ve birkaç sıra bu şekilde 2 trabzan 2 zincir 2 trabzan şeklinde artarak büyütelim robamızı robamızı istediğimiz ölçü gelene kadar örmeye devam ettim ve şöyle yeterli gördüğüm zaman bıraktım 10 santim robamın uzunluğu. Kaç sıra ördüğüme bakmak istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 sıramı ördükten sonra 10. sırama başladım. Bakınız burada 10. sıram başladım. Kolumun bu artış ve eksilme yerine kadar ördüm ve bir tane içerisine girip artışımı yaptım. Bakın bir tane. Şimdi her birisinde ikişer ikişer artarak gelmiştim ve e, yeterli ölçü oldu buradan birleştirip diğer kolumuzla şu şekilde birleştirme işlemini yapıp arka kısmı örüp diğer koluma kadar devam edeceğim şimdi birleştirme işlemimize geçelim önden örerek geldim bir tane trabzanımı girdim bakınız tam bir tane trabzanımı kol ayrım yerine ördüm 1 2 3 4 5 ve 6. 6 tane zincirimi çekiyorum. Kolumu büküyorum. Tam diğer ayrım yerine geldiğim yerde bir tane trabzan örüyorum. Ve arkadan birer birer trabzanlarımı örerek devam ediyorum. Sadece trabzanlarımızı örüyoruz. Robamız tamamlanana kadar da bakınız her bir artış yerinden ikişer ikişer artışımızı yaptık. Hiç tekli artış yapmadık. Hep iki iki artışımızı yapmıştık. Şimdi arkadan dümdüz örerek tamamlayın. Diğer kolumuzun olduğu yere gelelim. Kolumun bir tarafından birleştirdikten sonra arka kısmından örerek geldim. Tekrar diğer kolumun olduğu artış yerindeyim. ve Bir tane trabzanım arttım. Şöyle bakın. Bir tane trabzan arttım ve 6 tane zincirimi çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 büküyorum diğer ön tarafın kol ayrım yerine gelerek bir tane trabzanım örüyorum 6 zincirimden sonra ve birer birer trabzanlarımı örmeye başlıyorum uç noktaya kadar örerek gelelim Evet robamız tamamlandı. Kollarımızı da birleştirdik. Şimdi modelimizi uygulamaya başlayalım. 3 tane zincirimizi diğer yönde çekip bitiriyoruz. Ve waffle modelimizi örmek için hemen tığımın başını doluyorum. Birinci trabzanımı 3 tane zincir olarak ördüm. Hemen ikinci trabzanımı yandan giriyorum. Dışa kabartılı bir şekilde örüyorum. Yanında devam eden 2 tane trabzanımı birer birer düz olarak örüyorum. 1, 2 ve sonrasında gelen trabzanımı yine yandan girerek dışa kabartı yaparak örüyorum. Kabartıdan sonra iki tane düz trabzanımı örüyorum. Yine sıradakini yandan girerek dışa kabartılı bir şekilde örüyorum. İki tane düz trabzanımı ve sırayı takip eden trabzanımı yandan kabartılı bir şekilde örüyorum. Kabartıdan sonra hemen iki tane düz trabzanım yandan geliyorum. ve sırayı takip eden trabzanımı dışa kabartı bir şekilde örüyorum. Şimdi yaptığımız işlemlerimize bakalım. 3 tane zincirimizi çekerek birinci trabzanımızı ördük. Buradaki birinci trabzanımız zincirden oluşan trabzanımız. İkinci trabzanımızı yandan girerek dışa doğru kabarttım. Bir tane trabzan kabartı. iki trabzanın direkt üzerine normal bir şekilde batarak ördüm. Bakınız ikisinin üzerine normal battık. Üçüncü ve sonrasında gelen trabzanımı ise Yine kabartı. Şu sıralamayı yapıyoruz. Bir kabartı, iki düz, bir kabartı, 2 düz, bir kabartı, 2 düz, bir kabartı, iki düz şeklinde sıramızı sonuna doğru getireceğiz. Ama öncesinde kol altını da sizlerle birlikte çalışalım. Herhangi bir yanlış yerleştirme olmadan birinci sıramızı birlikte tamamlamış olalım. Şimdi kol altına kadar iki tane düz, bir tane kabartı olarak örüp geliyorum. Birinci sıramızda bakınız kol altına kadar iki düz bir kabartı olarak geldim. En sondan bir önceki bakın kabartı ördüm ve düz olarak trabzanımı bitiriyorum düz. Sıralamam bu yönde gelişti. Düzle bitirdim. İki tane düzün yan yana gelmesi gerektiği için hemen sıradaki zincirimi düz diyerek başlıyorum ama herhangi bir farklı işlem yapmıyorum. Sadece düz diye belirlerek ve ismini yerleştiriyorum. Düz. Yani kurulumumuzu devam ettiriyoruz. Bir kabartı, iki düz. Şimdikini yine düz örüyoruz. Fakat kabartı diyorum. Sıralamamı takibinde kolaylık olsun diye. Kabartı için öreceğim trabzanım. Ve arkasından düz ve düz. Kol altında trabzanlarımızı birer birer örmeye devam ediyoruz. Şöyle elimi tutayım. Kabartımızın hemen yanındaki trabzanımız düz olarak devam edecektik. Ana gövdede bakınız ana gövdeden devam ediyor. Ve yanındakini düz kabartı, iki düz bir kabartı olarak ördüm. Ve en son yine zincirimi örüyorum. Kabartı da olmuştu düz ve sırama geçiyorum düz trabzan diye örüyorum tekrar kontrol etmek istiyorum kabartım burada iki tane düzüm bir kabartım. 2 düz bir kabartı 2 düz şimdi kabartıdan ana gövdeden devam ediyorum yandan giriyorum kabartılı şekilde örüyorum arkasından iki tane düz trabzanımı örüyorum ve tekrar yandan dışa doğru kabartarak örüyorum. Tekrar 2 düz, 1 ve 2 ve yandan kabartılı trabzanımı örüyorum ve diğer kol altına kadar devam ediyorum. Dilimi bir kabartı 2 düz olarak arkamızı örerek tamamladım. Şimdi diğer kol altına geldim. Kol altındaki yerleştirmeyi yine sayarak yapalım. En son benim kabartmam denk geldi. Şimdi hemen iki tane düzü yan yana örüyorum. Bir ve iki. İki tane düz diyorum. Yerleştirirken sayarak yerleştiriyorum. Bir tane kabartı. iki tane tekrar düz. Ve bir tane kabartı şeklinde tamamladım kolumun altını tekrar kontrolümüzü yapalım bir kabartıyla ana gövdede ördük iki düz bir kabartı iki düz bir kabartıyla bitirdim şimdi sıramızda önümüzü örüyoruz iki tane düzle başlıyoruz bir ve iki iki tane düzümü ördüm diğer tarafa bakmak istiyorum diğer tarafta bir düz hemen kabartı gelmişti bakınız şimdi bir tane sayı burada e, eksik kalabilir o yüzden hemen buradaki iki tane düzü aynı yere yapalım bakın iki düzü burada örelim ve sıramız sıradaki sayılarımız aynı olduğu için ileriye doğru devam edelim yandan kabartı iki tane düz önümüzün aynı sayılarda ve aynı görünümde olmasını istediğimiz için diğer tarafı kontrol ederek bu tarafı da ayarladık. İki tane düzümü örüyorum. Yani yapmış olduğum işlemimi şöyle tekrar kafanızda herhangi bir pürüz kalmasın. Buradan en son tek düzle geçmiştik. İkinci düzü kol altındaki zincirimizin üzerinde yapmıştık. Yani bir tane yandan kabartı bir tane düz. Burada ise ana gövdeye geçişimizde yine bir tane eksik kaldı düzümüz bir tane yine kaldı fakat buradan geldiğimiz için bir düz eksik kaldı hemen onu aynı yere örerek telafi ettik ikinci trabzanımız kabartı olarak başladı bu kısım kol altı tarafında kalacak yine biz bir kabartı iki düz bir kabartı iki düz şeklinde sıra başına kadar geleceğiz sorunsuz bir şekilde Evet en son trabzana kadar örerek geldim. Bakınız birer kabartı, iki trabzan, bir kabartı, iki düz olarak ördüm. Kabartımı ördüm ve en son kenardaki trabzanımın üzerine batıyorum. Düz olarak örüyorum. Bir kabartı, bir düz. Şimdi zincirimi çekiyorum. Arka sıraya başlamak için 3 tane zincirimi çektim. Ondan öncesi şu şekilde bir bakalım modelimizi yerleştirdiğimiz şekilde herhangi bir aksilik olup olmadığını mutlaka kontrol edelim. Şimdi her iki önümüz, önümüz çok önemli. Arka o kadar önemli değil. Önümüzün birebir aynı olmasını istiyoruz. O yüzden hemen saymaya başlıyorum. Bakın bir kutucuk. Yani iki tane kabartının arasındaki düzlerin üzerine koyuyorum elimi. İkinci kutucuklar, üçüncü kutucuk, dördüncü kutucuklar, 5. 6. 7. 8. Bakın, herhangi bir fazlalık ya da eksiklik yok. 8 tane kutucuğumuz hazır. Burası zaten kol altımızdan olan bölümlerimizdi. Şimdi modelimizin ikinci sırasını uygulamaya başlıyoruz. Ama lütfen kontrollerimizi yapalım. Bir tanesi büyük bir tanesi küçük olmasın. Ön olduğu için çirkin görünmekte. Arka olsa arkada tölere edilebiliyor. Biraz artırıp eksilme bir şeyler yaparak burayı tölere edebiliriz. Ama ön e, görüntüsü hoş durmuyor. Şimdi ikinci sıramızı örmeye başlayalım. 3 zincirimle başlıyorum. Diğer yönde çekmiştim. Birinci trabzan. Şimdi ikinci trabzanımı düz olarak örüyorum. Düz yönde kabartılı bir şekilde örüyorduk. Burası örgümüzün arkası. Arkada bakınız şu şekilde bakın bir tane trabzan tığımın altında kaldı. Diğerleri üstünde. İki tane üstünde bir tane bakın altta kaldı iki tane yine üstte şimdi bu arka yönde iki tane kabartı yandan girerek örüyoruz bu tığımın arkasında kalan tek trabzanı yani diğer yönde kabartı şeklinde ördüğümüz trabzanımızı ise tepesine düz batarak öreceğiz bakın şöyle devam ettiğimde yine göreceksiniz iki tane ve iki tane şimdi şöyle tığımı geçirdiğim zaman üstte kalan iki tane trabzanımı ters yönde tığımın başını doluyorum yandan girerek bu yönde kabartılı bir şekilde örüyorum tekrar yandan giriyorum kabartılı bir şekilde örüyorum ve diğer yönde kabarttığım trabzanımı bu yönden tepesine batıyorum ve bir tane trabzan olarak düz örüyorum yine diğer iki tane trabzanı diğer yönde düz ördüğüm trabzanımı bu yönde kabartarak örüyorum. Yandan girip ikincisini de aynı şekilde örüyorum. 2 kabartı, bir düz. Evet, bakalım yaptığımız işlemimize. Modelimizi hem önden hem arkadan yapılışını hatırlayalım. Çünkü sürekli bu şekilde devam edecek. Bir tane trabzanımız en uç noktada olacak. Önden kısmında bir yandan giriyorum. Bir kabartı iki düz, bir kabartı iki düz, bir kabartı iki düz şeklinde sıramızın sonuna kadar devam edeceğiz. Örgümüzün arkasını çevirdiğimiz zaman tam tersi bir e, işlemimizi uygulayacağız. Bir tane düz, bu düz trabzanımızdan ayrı bir düz, iki kabartı, bir düz, iki kabartı, bir düz, iki kabartı şekliyle uygulayacağız. E, hırkamızı, ceketimizi istediğimiz ölçüye gelene kadar öreceğiz ve modelimizi bu şekilde uygulayacağız. Ceketimizin komple gövdesini örerek tamamladım. İstediğim ölçüye gelene kadar ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 buçuk kutuyu ördüm. 11 buçuk kutuyu ördükten sonra bakınız ipimiz şurada bitti. Tam 11'i ördüm. Buçuğu ördüğüm Kutuda bir tane ipim tamamlandı. Şimdi kolunu ördüm bir tane kolunu, diğer kolunu sizde başlayacağız. Kolunu da tabii ki yeni ipimizle başladık ikinci ipimizde obuçu ve kolumuzu ördüm. Şimdi diğer kolumuzu sizlerle birlikte örmeye başlayalım. Kolumuzun altından girerek e, alalım. Bir tane düğüm atmak istiyorum ipime. Şu şekilde. Evet alt noktadan girelim. Burada bakınız 6 tane örmüştük ama 6 tane trabzan örmeyeceğiz. Birer atlayalım. Şöyle bir tane batıyorum. 1 2 zincirlerimi çekiyorum ve hemen yanındakine batmıyorum. Bir sonrakine batıyorum. Tığımın başında oluyorum. Dibine batmıyorum. Bir ileriye batıyorum. Ve devam ediyorum. Buradaki yandan devam eden trabzanımın oraya giriyorum. Artış yaptığım yere giriyorum. Bir trabzan ve buradan sonrasında birer birer trabzanımı örerek ilerliyorum. Ve minik bu trabzan gözlerine giriyorum. Araya girmiyorum. Tıpkı örgümü ördüğüm şekilde devam ettiriyorum. Bu sırayı başlangıç yerimize kadar birer birer trabzanımızı örerek tamamlayalım. Kol altında yine yaklaşırken birkaç tane atlamasını birlikte yapalım. Şimdi üst kısmı birer birer trabzanımızı örerek ilerleyelim. Dümdüz bakın burada model çalışmamızı yapmıyorum. Başlangıç noktamıza çok yaklaştık. En son bakınız artışımı yaparak devam ettiğim yere bir tane trabzanımı ördüm. Hemen yanındaki paralel olan trabzanıma yine bir trabzan ördüm. Ve buradaki hemen dibe batıyorum. Bir tane de yanına geliyorum. Evet şimdi sıramızı tamamladık. Zincirimle başladığım yere geldim. Modelimizi uygulamaya başlıyoruz. Modelimizi burada ana gövdede ördüğümüz şekliyle örmeyeceğiz. Sürekli yuvarlak ördüğümüz için almamızda biraz bir farklılık olacak. Onun için her iki modelimizin konuşunu birlikte yapalım. Şimdi buradan arkadan ittirerek giriyorum ilk trabzanımı ve 1 2 3 bu dışa kabartıyı ördüm. Sıradaki trabzanımın ikisini 1 ve 2 düz olarak ördüm. Sıradaki trabzanımı yandan girerek dışa kabarttım. 2 tane düz ördüm bir kabartıdan sonra bir kabartı iki düz şeklinde ilerliyoruz yandan giriyorum ana gövdeden iki tane düzümü örüyorum bir ve iki sıradakini yandan giriyorum ve iki tane düz bu şekilde sıramızı tamamlayalım yandan giriyorum bakınız iki düzden sonra Kabartıyla başladık. 2 düz, kabartı, 2 düz, kabartı, 2 düz. Yani yandan aldık. Yandan 2 düz, yandan 2 düz, yandan 2 düz şekliyle sıramızı tamamlayalım. İlk kabartı olarak başlıyorum. Yandan şu şekilde giriyorum. Ve kol altındaki hemen bir taneyi örmüyorum. Bakınız. Ve 1 2 3. 3 tane trabzanımı, zincirimi çektim ve aradaki 2 tane düzümün üzerine 2 düz olarak örüyorum. 1 2 yandaki kabartıyı örüyorum 2 tane düz trabzanım örüyorum hemen batıyorum 1 ve 2 son 2 trabzanımı da düz olarak ördüm yine kabartılı yerden başlıyorum kabartılı yeri alacağımızda şöyle arkadan girelim ve üzerine 1 2 3 şimdi e, Iki tane düzümüzü üzerine örmüştük şimdi arkadan girerek bu şekilde öne kabartı halinde düşürmemiz lazım arkadan giriyorum 2 tane trabzanımı arkadan girerek bakınız örüyorum ve öne Şuradaki kabartıyı düşürüyorum trabzanımı düz bir şekilde örüyorum kabartı olanı diğer düzlerimi arkadan girerek kabartıyorum düz örüyorum. Bir tanesini, diğer ikisini ardından geçerek kabartılı bir şekilde örüyorum. Şimdi bu sırada iki kabartı, bir düz, iki kabartı, bir düz, iki kabartı, bir düz şeklinde devam ediyoruz. Üzerine iki düz, bir kabartı şeklinde örelim. Yine bu gövde kısmında ördüğümüz gibi kutucuklarımızı oluşturarak yeterli uzunluğa gelene kadar örelim. Kolumun ben kenarında bakınız bir tanesinde bir, bu biraz daha modelimizi koyduğumuz için daha geniş durmakta. Bakınız buradan düz devam ettiği için 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9 9,5 sıra yani 9,5 karemiz var burada. Diğeri de aynen 9,5 olunca kolumuzun lastiğini örerek kolumuzu tamamlayacağız. Sizler öreceğiniz yaş grubuna göre birazcık daha büyük, birazcık daha küçük örebilirsiniz. Şimdi örmeye devam edelim. Arkadan girerek aldığımız, bakın şu şekilde kabarttığımız sıramızın üzerine yine iki düz bir kabartma olarak örüyoruz. İki düz bir kabartma. Bu sıramızı tamamen tamamladım. Arkadan girerek burada kabartmayı oluşturdum. Kabartmayı oluşturduğumuz sıranın üzerine ise 2 tane düz bir kabartı 2 düz bir kabartı şeklinde öreceğiz ve istediğimiz ölçü gelene kadar sıramızı bu şekilde takip edeceğiz kolumu yeterli ölçüye gelene kadar ördüm mavimizden tığıma bağladım ve herhangi bir yerinden batarak birer birer trabzan örüyorum kolumuzun biraz dar olmasını istiyorsak arada birkaç ilmek arada atlayabiliriz 3 tane zincirimi çektim sıradan batıyorum bir bakın saymaya gerek yok sıradan batalım şimdi bunu atlayayım bir sonrakine bakın hiç merak etmeyin bu şekilde ayrık asla kalmayacak hani aynı düzende devam edersek kolumuzun lastik kısmı biraz bol olabilir arada trabzanlarımızı atlayalım 8-10 tane de bir atlasak yeterli. Bakın saymıyorum. Şimdi bir tane daha atlıyorum. Ve 8-10 tane de bir atlayarak başlangıç noktamıza gelelim. Evet sıramızı dolandık. Bakın bir atladım. 2, 3, 4 ve 5. 5 tane atladıktan sonra ilk başladığımız noktaya geldim başladığımız noktaya şu şekilde dıştan alalım bakınız şu şekilde arkasından girdim ve bir iki üç üç tane zincirimi çektim ve birinci lastiğimi ördüm tığımın başında doluyorum. bunu dışa kabarttığım için hemen diğerinin ardından giriyorum içe ittiriyorum ve içe kalacak şekilde yani aşağıda duracak şekilde örüyorum diğerine yine yandan giriyorum yandan girerek görüyorum bir tanesini arkadan diğerini yandan bir arkadan bir yandan arkadan ve yandan Evet diğer kolumu örmüştüm bakınız diğer kolumla aynı sırada örelim 1 2 3 4 4 sıramızı örelim 4 sıra lastiğimizi ördükten sonra ilk başlangıç noktamıza gelerek birleştiriyorum. Bakın yine arkasından aldım ve bir tane zincirimi çekiyorum. Her bir trabzanımın üzerine birer sık iğne ile dolaşıyorum. Bütün trabzanlarımın üzerine sık iğne ile düzgün bir şekilde durması için sık iğnemizi de tamamlayalım. Bakın bu kolumuzdaki gibi başlangıç yerimize kadar sık iğnemizi örerek bitirelim. Kolumuzu tamamladıktan sonra ceketimizin en alt kısmını boydan boya bir uçtan bir uca düz trabzan olarak örüyoruz. Tıpkı kolumuzda ördüğümüz gibi bir sıra düz trabzanımızı ördükten sonra bir yandan bir arkadan bir yandan bir arkadan alarak 4 sıra trabzanımızı örerek tamamlayalım. Şimdi birlikte düz trabzanlarımızı almaya başlayalım. İlk trabzanımın üzerine kenardaki ilk trabzanımın üzerine gelerek battım bakınız ve 3 tane zincirimi çektim ve sıra isı ile trabzanlarımın üzerinden birer birer gidiyorum şu şekilde iplerimi de arkadan götürmek istiyorum batıyorum birer birer bu sıramızda sadece düz trabzan olarak örelim diğer sıramızda yani ikinci sıramızda bir ilmeğimizi yandan bir trabzanımızı arkadan alarak tamamlayalım. eğer burada da ceketimizin altının çok bol olmasından yani lastik kısmın çok bol olmasından endişe edecek olur isek bir tane atlayıp ikincisini atabiliriz. çok fazla sık olmamak şartıyla mesela 20 trabzanda 15 trabzanda bir atlayabiliriz ama tabi çok fazla da atlamamıza gerek yok şimdi uca kadar bu şekilde devam ediyorum birinci sıramızı tamamladım şimdi ikinci sıramıza başlıyorum 3 zincirimizi çekiyorum biraz önceki koldaki yaptığımız işlemimizin aynısını tekrar ediyoruz örgümüzün arka yönünü çeviriyoruz bir tane yandan bir tane arkadan lastiğimizi örüyoruz. Yandan arkadan yandan bakınız bir yandan bir arkadan alarak bu sıramızı tamamlayalım. Dönüşte de kabartılı olanları yine yandan girelim. Yandan girdiklerimiz kabartılı olan trabzanlarımız, içeride kalan çukurda olan trabzanlarımız ise arkadan şu şekilde girerek aldığımız trabzanlarımız yine üstteki sıraları ördüğümüz zaman yine takibimiz kabartıları yandan içte duranları ise arkadan girerek alalım şu şekilde bakınız arkadan ve 4 sıra 5 sıra ne kadar isterseniz o kadar örüp tamamlayalım ben toplamda 4 sırada bitirmeyi düşünüyorum 4 sıra lastiğimizi ördüm bir tane alttan bir tane yandan alarak bakınız bu lastik görüntümüzü oluşturduk ve üzerine biraz önceki sık iğne olarak kolumuzda uygulamıştık aynı şekilde yine sık iğne olarak kolumuzdaki e, yaptığımız işlemin aynını tekrar ediyoruz. Bu alt kısımda batıyorum çekiyorum her bir trabzanım üzerine birer birer sık iğnemi örüyorum ve diğer başa gelene kadar sık iğnemi örüyorum ve altının düzgün bir şekilde durmasını ve görünmesini sağlıyorum bakınız yapmış olduğumuz yer ve diğer yerler İsterseniz tabi bu şekilde de bırakabilirsiniz bu şekilde sık iğne ile daha güzel bir düzlük kazandırabiliriz ceketimin bel lastiğini bitirdim. Üzerinin sık iğnelerini ördükten sonra tamamladık. Şimdi tam bitirdiğim noktada ipimi koparmıyorum ve ceketimin yan kısmını aşağıdan yukarıya doğru trabzanımı alarak örüyorum. Şimdi başlayalım. En uç noktada bir iki tane zincir çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Hemen sık iğne yapmış olduğum yere bir tane trabzanımı örüyorum. Ve sonrasında trabzanımın olduğu yere giriyorum ve bir ileriye trabzanımın içerisine giriyorum ve ilerliyorum diğer trabzanıma ve diğer trabzanıma lastik kısmında trabzanlarımız 2 4 6 tane ördüm tığımın başını doluyorum beyaza geçiyorum beyaz trabzanlarımızın hepsine ikişer ikişer trabzanımızı örelim 2 2 örüyorum 1 2 ve yine buradan yukarıya kadar başlangıç yerimize kadar robamızı da ikişer ikişer eğer bazı yerler saksa bakınız şuradaki dönüşteki gibi fazla birikme olacaksa iki sıra bir sıra iki sıra yani iki tane trabzan bir trabzan iki trabzan bir trabzan şeklinde sıralarımızda atlama yapabiliriz ayarlamaları şu şekilde göz kararı güzelce ayarlayalım ama şu an Gövde kısmındaki trabzanlarımız bakınız waffle'larımızdakiler gayet uygun olduğu için ikişer ikişer çok rahat ilerlemekteler. Her roba kısmında sıkışık bir durum söz konusu olacak olursa ikiden bire dönüştürebiliriz. Robamızın üst kısmını bakın trabzanlarımız ördüm. Bir tane bir çift 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 Bakın tek bu şekilde ayarlama yapalım. Çok da iki tane üst üste yapıp da çok fazla bir karanfilleşmesini engelleyelim. Ya yani o kadar yapmayalım. Bakınız arada teklerimi de battım. Şöyle gelişine uygun olarak ayarlamamı yaptım. Tamamen iki iki burada örmedim. Şimdi geriye dönüşümüzü yapıyoruz. Geriye dönüşümüzde aynen lastik uygulamamızı yapıyoruz. 3 tane zincirimi çektikten sonra örgümün yönünü çeviriyorum bir yandan, bir arkadan hep lastikte uyguladığımız işlemimizi yapıyoruz ve 3 sırada tamamlayıp üzerine diğer kolumuzda ve etek ucunda yaptığımız gibi sık iğnemizi örüyoruz. Her iki önümüzü de bu şekilde tamamlayalım. Evet, lastiklerimizi sırasıyla yapıyoruz. Her iki önümüzü tamamladık. Eteğimizi, kollarımızı. Şimdi yakamızı yapmaya başlayalım. Yakamızı hemen beyazımızdan başlayarak trabzanlarımızı birer birer alalım ta ki buradaki artış yerimize kadar hemen ipimi düğüm atıyorum şu şekilde ve başlıyorum uç noktasından itibaren 1 2 3 birer birer trabzanlarımı alıyorum bakın her birinin arasına bir trabzanımı örüyorum sadece trabzan artış yerine geliyorum. Artış yerine buradaki artma yaptığımız ilk yere gelerek 6 tane trabzanımı örüyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 6 trabzanımı ördüm. Arada kalan trabzanlarımı yine düz birer birer örüyorum. Diğer artış yerine geldiğim zaman yine 6 trabzan. Sırtımı örüyorum. Sırtımın tam ortasında 4 tane trabzanımı örüyorum. Şimdi e, buradaki artışları yapalım. Sırtımızın tam ortasına gelince tekrar görüşelim. Devam ediyorum birer birer diğer ayrım yerine kadar, şuradaki artış yerimize kadar. Sırtımızın tam ortasında da görüşelim kulumuzun artış yerinde 6 tane trabzanımı ördüm 2 4 6 arkamızdan örmeye devam ettim 2 4 6 8 10 tam 10. trabzanın olduğu yerdeyim bir tane trabzan ördüm ve aynı yere 2 ve 3 hemen yanındaki trabzana yine 3 tane trabzan örelim 1 2 ve 3 ve diğer buradaki artış yerimize kadar birer birer örüp gelelim. Buradaki artış yerimize 6 tane trabzan arayı tekrar düz olarak örelim ve diğer artış yerimize 6 trabzanımız örüp uca kadar birer birer trabzanımız örelim mavi örgümüze kadar yani kenar lastiğimize kadar birer birer de trabzanımızı örelim ve yakamızın ilk sırasında artışlarımızı yaparak bu şekilde tamamlayalım. Evet bir uçtan diğer uca kadar trabzanlarımı topladım şöyle bakalım bir uçtan başladım 6 tane artış yerimin birisine sonra kolumuzu ördüm diğer artış yerine bakın şöyle artış yerlerini tutayım 6 trabzan tam ortaya 3 ve 3 arkamızda ördük artışımızı bu şekilde yaptık yine kolumuzun omuzumuzun birisine 6 diğer omuzumuza 6 şeklinde örerek geldim şimdi bir tane yandan bir tane arkadan alarak lastiğimizi örmeye başlıyoruz 3 zincirimi çekiyorum örgümü çeviriyorum ve yandan arkadan şeklinde sırası ile trabzanlarımı lastik örgüsü olarak örüyorum ve istediğim kadar büyütüyorum Evet sevgili arkadaşlar şu şekilde ceketimin yakasını tamamladıktan sonra artışlarımız çok ideal oldu. Hiçbir sıkıntı olmadan güzelce ördüm. İki sıra beyaz ilave ettim, arada renk katması için, şöyle bir hareketlilik olsun ve e, düğmelerimi de diktim. Düğmelerimin karşısına ilik açmadım çünkü bakınız trabzanlarımızın arası çok rahat e, bir düğme geçecek büyüklükte olduğu için trabzanlarımızı eşit eşit sayalım, karşısına e, düğmemizi diktikten sonra ilik yerlerimizi belirleyelim. Biz bu ceketimizin şapkasını, boyunluğunu ve de yeleğini örmüştük. Bir tanesinde ayıcık motifi kullanırken diğerinde tavşan kullanmıştık yeleğimizde. Sadece alternatif olsun sizler için bir fikir olması açısından farklı farklı çalışmalar yapıyorum. Bu kez de ceketime de şöyle motiften oluşan e, beyaz ve bakın maviden oluşan minik bir motif yaptım ve yukarısını en üst sırayı kenardan tığlayarak yani arkaya doğru gelerek tığlama işlemini çalıştım ve şöyle bir cep görüntüsü de Ceketimizi yapacağız. Şimdi buradaki e, motifimizi sizlerle birlikte çalışalım. Ve bu çalışmamızın sonunda da ceketimiz kullanılmaya hazır hale gelecek. Sihirli halkamızla motifimizi yapmaya başlayalım. Bilmeyen arkadaşlarımıza yardımcı olmak amacıyla yapıyoruz. Bilen arkadaşlarımız tabi dilediği e, süslemeyi çalışabilir. Biz bir fikir olsun ve yardımcı olalım. Bakınız 3 tane zincirimi çektikten sonra sihirli halkamı parmağımdan çıkardım. 1 Aynı yere 2 tane trabzanım ördüm. 1 zincir çekiyorum. Tekrar 1 2 ve 3 3 tane trabzanı sihirli halkamın içine örüyorum ve bir tane zincir çekiyorum tekrar 3 tane tırabzan, 2 ve 3, 1 zincir, 3 tane daha tırabzan örüyorum. Bakın çok rahat bir şekilde sadece halkamızın üzerinde örmekteyiz. 1, 2, 3 ve 4 her birinin arasında da bir zincir var. Şimdi bir tane zincirimi çekiyorum. Halkamın ucundan asılarak kapatıyorum ve 3 tane zincir çekmiş olduğum yere gelerek batıyorum şu şekilde geçişimi yapıyorum ve birinci sıramızı bu şekilde tamamlamış oluyoruz. geçişimi yaptıktan sonra ikinci trabzanımın üzerine batıyorum tığımın başına ipimi doluyorum ilmeğimin arasından geçiriyorum üçüncü trabzanımın üzerine yine batıyorum tığımla ipimi çekiyorum sadece ilmeğimin içerisinden geçiriyorum bir tane zincir çekmiş olduğum yere gelerek tığımı batırıyorum ve bir iki üç tane zincirimi çekiyorum üç zincirimi çektikten sonra yine tığımın başını dolayarak bir trabzan ve iki trabzanımı örüyorum bir zincir çekiyorum aynı yere üç tane daha trabzanımı örüyorum bir iki ve üç 3 tane trabzanımı köşemizi ördüm arasına bir tane de zincirimi çektim bakınız şuradaki grubumuzu oluşturdum şimdi bir tane zincir çekeceğim tekrar bütün grupların içerisine 3 tane trabzan bir zincir 3 trabzan araya bir zincir çekeceğiz bir tane zincirimizi çekip tekrar grubumuza giriyorum 1 2 ve 3 bir tane zincir ve grubumu yine 3 zincir, 3 trabzanla oluşturuyorum ve bir tane zincirimi çekiyorum ve ilerliyorum. Şu şekilde araya sadece bir zincir ve grubumuzu örerek toplamda buradaki gibi dört köşemizin hepsinde çift ter olarak örelim ve köşemizde görüşelim. Evet motifimizin orta mavi sırasını tamamladım. Şimdi herhangi bir köşesinden beyaz sıramızı örmeye başlayabiliriz. Tam diğer şu ikili olan köşeden başlamak istiyorum beyaz ipimi aldım 1 2 3 tıpkı köşemizdeki olduğu gibi 3 trabzan 1 zincir 3 trabzanımı köşemize örüyorum 3 tane trabzanımı tekrar aynı yere örüyorum 2 ve 3 bir tane zincirimi çekiyorum ortadaki bir zincir çekmiş olduğum sıraya girerek 3 tane trabzanımı buraya yerleştiriyorum 1 arkadan da iplerimin üzerindeyim 2 ve 3 tekrar bir zincir çekiyorum köşeme geliyorum 3 trabzan 1 zincir 3 trabzanımı örüyorum 3 trabzanımı ördüm bakın 1 zincir ve 3 trabzan 1 2 ve 3 Evet burada yapmış olduğumuz işlemimiz gibi aynen bir zincir araya 3 tane trabzan olarak girelim. Ve tekrar bir zincirimizi yapalım. Karşıdaki köşemizi örelim. Buradaki bir zincirli yere aynen burada ördüğümüz trabzan gibi 3 trabzan örelim. Tekrar köşemize ve buradaki tek zincirle olan her iki köşe arasına buradaki yapmış olduğumuz çalışmanın aynısını tekrar edelim yani köşemiz 3 trabzan köşemiz olarak tamamlayalım motifimizi tamamladıktan sonra kenarındaki bu işlemimizi yapmak için hemen başlıyoruz bakınız şöyle hepsinin arasına girdi ve bu işlemimizi yaparak motifimizi de tamamlayacağız şimdi herhangi bir yerinden giriyorum buradan girmek istiyorum bir tane battım bakınız sık iğne ile Örgümüzü normalde ipimin olduğu yöne doğru örerim. Fakat buradaki modelimizde örgümüzü sağ elimize doğru öreceğiz. Trabzanımızın arasına batmıştık. Şöyle ipimi biraz genişletiyorum ve diğer trabzanımın arasına giriyorum. Tığımın ardından dolaşarak örüyorum. Ve tekrar bakınız araya giriyorum. İpimi alıyorum. Kapatıyorum bir sonraki trabzanımın arasına giriyorum başını çıkarıyorum ve kapatıyorum diğer trabzanımdan ve bu yöne doğru elimdeki tığ bulunan yöne doğru bakınız her bir trabzanımın arasına girerek giriyorum ipimi alıyorum çıkıp kapatıyorum araya giriyorum kapatıyorum bakın her bir trabzan arasına giriyorum kapatıyorum giriyorum ve başlangıç yerime kadar birer birer batıyorum çıkıp kapatıyorum batıyorum batarak bakın başlangıç yerimize kadar örerek devam ediyoruz ve başlangıç noktamıza gelince birleştirip koparıyoruz Evet sevgili arkadaşlar motiflerden oluşturduğum ceplerimi de diktim. Bakınız üst kısımlarını açık koyarak diktik. Ve ceketimiz aşama aşama tamamladık. Hepinizin ellerine, emeklerine, güzel yüreklerine sağlık. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlık, sıhhatte kalın inşallah. Görüşmek üzere.